Mehmet Hilmi Bağcı. Tarihi Tamiz Kahvesi'nin işletmecisiyim. Benim ismim Kemal Teymur. Gaziantep'liyim. Gaziantep'te doğdum. Gaziantep'te 20 sene futbol oynadım. Seyfettin Toprak, Gaziantep. 1974 doğumluyum. 2002 yılından beri bu kıraathane işleriyle uğraşıyorum. Yaşındayım. 20 yıldan beri bu kahveciliği yapıyoruz. Şu anda hala sürdürmekteyiz. ...65'ten kıraathane yapıyordum. Hem tek elde çalışırdım, hem de kıraathane o zaman gene vardı. Sene 94, 1994 yılından beri kahvecilik yapıyorum. Müzisyenim, ben müzisyenim. Müslüm, benim ismim Müslüm. Bilecikliyim ben. 75'te Gaziantep'e geldim. Bünyamin Bilici. 15 yıldır kahvecilik yapıyorum. Kırsal kesim burası biraz. İnsanlar gelir. Sene 70'te başlamışım bu mesleğe. Ufak çocuktum. Dışarı şartlarına başlamıştım. İçeri sigara alır gelirdim. Tütün alır gelirdim. Boş toplardım. Herkese hürmet ederdim, hizmet ederdim. Diye bugünlere geldim. 49 senedir bu mesleği yaparım. Geceler var ya, ah bu gece, her gece yarısı ya, ah bu gece, her gece yarısı ya, ah bu gece, her gece yarısı. Gelen misafirlere elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Gaziantep'i tanıtıyoruz. Kıraathaneleri, kahveleri tanıtmaya çalışıyoruz. Bu kahve 1950'den beri Antep'te amatör takımlarda futbol oynayan arkadaşların çoğunun resimleri var. Sinarlı olduğunda. Ha, ben Gaziantep'in eski amatör takımlarından Çınarlı kulübünde oynadım. İşletmecilikte çok eskiyim ama bu işletme 15 yıldan beri bizde. Fakat binanın kuruluşu çok eski. 1635 Osmanlı'nın ilk kıraathanelerinden biri. Tabii daha önce bu bölgeyi ve bu semti kendim çocukluğumdan beri bildiğim için daha önce kahvelerin, kıraathanelerin önünde kadınlar geçmeye dahi korkar, çekinirlerdi ve ayıp sayılırdı.
kadınların kahvede kıraathanede oturması. Şimdi gördüğünüz gibi gittikçe de artan bir şekilde kıraathanemizin, kahvemizin kadın müşterisi çoğalmaya başladı. Tabii kıraathane esasında kelime anlamıyla okuma yeri anlamına gelen bir kelime. Zaten eskiden de edebiyat toplantılarının falan da olduğu bir yer. Yani eşit anlamına uygun bir şekilde. Kıraathaneler Osmanlı'da daha sonra kahvehaneye dönüşmüş. Daha önceki dönemlerde dinlenme, oturma mekanı. Kıraathane, emin ol, terbiye yeridir. Yani bizim kimi yaparlarsa. Şimdi benim müşterim az. Niye müşterim az? Taviz vermiyorum. Yani hepsi de yaşlı başlı. Öyle, ben böyle küçük çocuklar oldu kim? Yani 18 yaşından küçük. Artık buğul çağını geçmiştir. Ben oynatmam. Şimdiki gelen genç oturur oturmaz bize bir 52 verir misin? Bir edene çay içmeden hemen 52 oynamaya, oyun oynamaya. Kütüphaneden bir tane kitabı alıp da okula vermesi yoktur hiçbirimiz, gencimizin. Onun için şimdi kahve kültürümüz günden güne, farkındasınız belki siz de dolanıyorsunuz, kahvecilik yavaş yavaş bitiyor. Attitude of a bad mentality. Try now I value my bad man family. Every one of them are everybody like battery. Check out the bad man strategy. Then the coolest man couldn't tackle me. Bad from day till I'm old and great. I'm the wickedest in the business. Don't forget I'm a dumpers dumping the bad man way. I was born with a purpose. None of the moves that I'm making are worthless. Keep it moving cold and green. Bad man city. From me tell them bad man city. That's who want me from me tell them bad man city. That's who want me from me tell them bad man city. That's who want me from me tell them Batman City. That's who want me from me tell them Batman City. That's who want me from me tell them Batman City. That's who want me from me tell them Batman City. That's who want me from me tell them Batman City. Kıraathanelerin sigara yasağı olmaması gerekir. Evet. Sigara yasağı olduğu sürece toplum biter. Topluluk olmaz. Şu çayımı vereyim. Tamam, tamam. Alayım. Bir yemin. Teknoloji geliştiği sürece kıraathanelerin şeyi azalıyor. Azalır. Çünkü adam teknoloji, telefonda her şey var. Gelip şurada arkadaşlarıyla oyun oynayacağına telefonda oyun oynuyor. Veya arkadaşlarıyla bir şey tartışacağına telefonda arıyor buluyor. Yes,
Mesela 5-10 kişi oturup mesela bana şöyle bir çek kırayım, çek kırayım. Bak oturmuş, köpek ediyor. Köpek dedi, ben yapıyorum. Evet, anladım. Benim tavsiyelerim bu kadar. Kahve kültürü şu an bitmek üzere. Bu sigara yasakları işlerimizi bayağı etkiledi. Vatandaş şu an kahvelere gelmiyor. Biz 3-4 işçi çalıştırdık. Şu an kendimiz çalışıyoruz. İşçi çalıştıramıyoruz. Çünkü para kazanamıyoruz ki işçiye verelim. Sigara davası var. Sigara davası var. Ya satılım kafiye kim işi? Satılım sen 18 yaştan aşağı gençleri koymuyorsun. Kıratani. Bari bırak kıratani de. Yaşlılar içmiş. Öyle değil mi? Terk edemem ki ne ya? Ammel adam bu işten uğraşım ben sıra kafeciyim şimdi kafecide gideyim. Kafeyi de şey değilsin. Eskiden yani kahvelerde otururduk. Sigara dumanından rahat şekilde yani oturamazdı. Şimdi daha çok mükemmel, güzel ama sigara içmedikleri halde kahveciye de yansıyor, iş yerlerine bütün yansıyor. Yani sigara içmediği zaman bir insan gelip kahvede oturup sigara içiyorlar. Sigara içmeyince ne oluyor? Kahveci parasız kalıyor. Önce sigara içtikleri zaman 3-4 tane garson çalışıyordu. Dışarılara çay getirip getiriyorlardı. İçeride kül tavlasını döküyorlardı ayrıca garsonlar. Tek bir patron çalışıyor. Geriye akşama kadar hem işçinin yerini kendi yapıyor hem patron. Yani bu nasıl olacak? Müşteri yok. Çünkü niye? Adam, yaşlı adam da geldi. Ne edeceksin? Şimdi ben bu kıraathane olmasa yine nereye gideceğim? Kıraathaneye gideceğim. Oyun oynayacağım. Şu oynayacağım, bu oynayacağım, yine şey diyeceğim. Bu ara hemen kıraathanem var. Hiç değilse ekonomime biraz katkısı oluyor. Sonra gideceksin. Sonra gideceksin. Diyeceksin ki kıraathane açacakmış. Millet kıraathanesi. Bir de diyor ki orada İskambil oynatmayacakmış diyor. Ne var sana mı soracağız İskambil oynatmayacakmış? Sana mı soracağız? İsteyen oynar, istemeyen oynamaz. Kıraathane açacağım diyor. Orada çayla kek. Bunun içerisine dünya kadar şey ilave ediyor. Efendim orada diyor oralet koyacakmış. Bilmem sütlaç koyacakmış, şu koyacakmış, bu koyacakmış. Bunlarla hem olayı küçültüyor, hem bir müesseseyi zedeliyor, hem de toplumu bu konuyu da kendisine çekeceğini zannediyor. Çalışıyoruz. Ama bir de millet kıraathanesi aynı şekilde. Fakat bu ana muhalefet benim kıraathane ifademden hala bir şey anlamadı. Ne diyor biliyor musun? Kıraathane deyince bunlar kumarhane anlıyor. Kıraat okumaktı Bay Kemal. Ben biraz bilirim Arapçayı. Bay Muharrem okumak, kıraathane okuma evi, okuma yeri demek. Vallahi kıraathane devlet açarsa tabii ki ne bir sektör devletin eline. O zaman ne oluyor? Kıraathaneler tek el oluyor. O tek el olduktan sonra niye tek eli sattın? Öyle değil mi? Tek elcilik oluyor o zaman. Devletin eline geçerse. Devlet onun için bunu düşünmesi lazım.
Ya millet kıraathaneleri normalde bir kıraathanenin kendi has bir müşteri kesimi vardır. Yani başka çevreye oturmaz veya seçicidir. O konuda da bilemiyorum. Yani oranın da belli bir potansiyeli olur. Değişik insanların toplanma yeri olur. Belki bilgi birikim olarak güzel neticeler de doğurabilir. Diyelim dergi kitap türü veya ücretlerin düşüklüğü türü bir şeyler yapabilirler. Ama bunun net derine etkili olacağını bilemeyiz. İleriki zamanlarda göreceğiz. Vallahi olursa millet kıraathanesi olursa iyi olur. Tabii o zaman o millet kıraathanesinde kitaplar okunacak, sohbetler olacak ama onu ileride yine art niyetli kullanma şeylerimiz çıkacaktır yani. Muhakkak ki olacaktır o. Zaten canını sevdiğim bundan 8-10 sene evvel buralara kütüphane yaptılar. Bütün kıraathane biliyorsun veya bilmiyorsun. Bütün şeylere ondan sonra kahvelere, kıraathanelere birer kütüphane yaptılar. Gazete mecburi oldu, mecba mecburi oldu. Bu ondan sonra çeşitli dallarda kitapları mecbur tuttular. Bir ondan sonra kütüphane dolabı oldu. Herkes. Fakat biz Türk milletiyik. Bütün kanunlar çıkar. Birkaç sene veyahut bir iki ay veyahut bir iki gün tatbik edilir. Ondan sonra ne hükümet arkasına düşer ne de insanlar buna devam eder. Esasında kıraathanelerin şöyle bir özelliği, eski dönemlerden beri kıraathaneler konuşma ve buluşma yeri. Psikolojik danışma merkezi buralar. İnsanlar konuşarak rahatlıyorlar. İnsanların gözünün içine bakmazsanız, insanların gözündeki ışıltıyı, gözündeki endişeyi göremezsiniz. Ona bakacaksınız, karşılıklı konuşmak gibi güzel bir şey yok. Onun için biz bence güzel bir yoldayız. Kıraathane kültürü hiçbir zaman ondan sonra kaybolmaz. Çünkü bu emekliler oldukça, boş insanlar oldukça, beleşe alışan babasının parasıyla, eşin dostun parasıyla gelen arkadaşlar ondan sonra kıraathaneye gelir. Yıkır usta. Biz normalde evimizde kendi ailemizin içerisine gelen insanlara çay dağıtmaktan bıkmıştık ve bu mesleğe sonra da kendimize meslek edindik. Şimdi şu anda eve gelen misafire dağıttığımız çay seviyesinin üstünde çay dağıtıyoruz. Zamanında annemiz babamız bize dediğinde oğlum gel çay doldur dediğinde kaçmaya çalışırdık. Sonuçta bu meslek bize böyle oldu. Ali usta. Televizyon. Vallahi. Baş. Baş şeker. Kameramı sana bandara mı tavsiye ederim? Yok yok vallahi televizyon.